Manşetlerin diline gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte canlı yayına Bismillah diyerek haftanın bu ilk iş gününde başlıyoruz. Ve hemen Ali İhsan Bey'in bugün yazdığı yazının başlığı: dünyaya posta koyarken HDP'ye acizliğimiz kanıma dokunuyor diye bir yazı kaleme almış. Hemen bir Ali İhsan Bey'e döneyim. Hafta sonundan kalan bir şey var mı? Herhangi bir başlık var mı? O başlıklar içerisinde şu an itibariyle 120 saate herhalde 34,5 gibi kısa bir süre kaldı. Artık bir gün, iki günden az, bir günden birazcık fazla bir süre kaldı. Evet. Nereden başlayalım Ali İhsan Bey? Vallahi hafta sonunda bir sürü konu vardı. Nuri Pakdil'in vefatı vardı. Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada elektronik sigarayla ilgili yatırıma izin vermediğine dair, ki Volkswagen'in yatırımı için mücadele etti. O mücadele sırasında Tayyip Erdoğan adeta Batı'dan dileniyor gibi iddialar vardı. Şimdi ise yine Batı gelip Türkiye'de bir yatırım yapmak istiyor ama Türkiye'nin milli menfaati için Tayyip Erdoğan elinin tersiyle itiyor. Türk Tabipler Birliği, Türk Mühendisler Mimarlar Odalar Birliği, İzmir Barosu vesaire vesaire vesaire. Kıbrıs Türk kesiminin Cumhurbaşkanı diyelim, Mustafa Akıncı'nın söylemleri, akan su değil kandır diye söylemlerin devamında 5 günlük bir anlamda operasyona ara verme sonrasında bu odalardan, bu birliklerden tek bir açıklamayla dahi Türkiye kendisine yakışanı yaptı, Türkiye'nin amacının kan akıtmak olmadığını ispat etti. Tüm hakaretlere rağmen, Amerika'nın tüm o terbiyesizliklerine rağmen, Türkiye'nin içindeki o tüm hainliklere rağmen, kendimizin yaptığı hainliklere rağmen, Türkiye merakının kan akıtmak olmadığını, barış olduğunu, el uzatıldığı zaman kesinlikle o eli ters çevirmeyeceğini ama niyetinin de halis bir şekilde, kararlı bir şekilde o bölgenin teröristlerden kurtarılması olduğunu bir şekilde bu odalar, bu birlikler ifade edemediler. Yine işin üzerini kapattılar. Türk ordusu güçlü olduğu noktada hemen kaldırdılar kafayı. Teröristleri kurtarmak için kan akmasın, barış istiyoruz dediler. Arkasından Türk ordusu süre veriyoruz, kan akıtmak istemiyoruz dediği zaman da hemen ortalıktan toz oldular. Bunları bir başlıklar halinde anlatmış olalım. Ondan sonra günlük başlıklara, haberlere geçmiş evet, oluruz. Geçelim o zaman. Nuri Pakdil dediniz. Dün bir yazı yazmıştınız aslında. Nuri Pakdil ile ilgili Allah rahmet eylesin Allah diyelim. Rahmet eylesin. Ben de arkadaşlara bir fotoğraf gönderdim. Hadi bir Nuri Pakdil diyelim. Ben de en azından böylece bir Nuri Pakdil'i o fotoğrafla anmış olayım istiyorum. Efendim? Bir dakika içerisinde geliyormuş Ali İhsan Bey. Bir dakika yayıncılıkta çok uzun bir süre. Evet. Şu, Nuri Pakdil yıllar sonra Kudüs şairi olarak bilinirdi. Ama Kudüs'e gidip geldikten sonra ilk yayın gerçekleştirenlerden birisi, o kısmet bana nasip oldu. Ben yayın gerçekleştirdim onunla. Bakın bu da Nuri Pakdil'in evindeki herhalde bir 2-2,5 yıl önceki bir fotoğraf karesi kendi evinde. Evet, ilginç bir kişiliklerden birisiydi. Bence üzerinde hakikaten daha fazla durulması gerekirdi. Ki siz diyorsunuz ki AK Partililer cenazede yoktu diyorsunuz. Vardı ama esas önemli olan şey şu, yani orada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı orada, Adalet Bakanı orada, birçok AK Parti'nin ismi orada ama Nuri Pakdil üzerinden dindar kesime, muhafazakar kesime hakaret edileceği sırada sadece AK Parti göğüslüyor olayları. Nuri Pakdil'i şahsen ben sadece ismini duymuştum. Cumhurbaşkanının bir devlet ödülü vermesiyle birlikte daha yakından tanıma fırsatı buldum. Belki edebiyatla fazla yakınlığım olmadığı için çok iyi tanımıyordum kendisini. Ama Türkiye'nin kamuoyuna, muhafazakar kesimin dışına da
Nuri Pakdil'i tanıtan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın atağıydı. O atak sonrasında ne oldu? CHP hemen eski defterleri karıştırıp efendim bir şiirinde Nuri Pakdil Atatürk için şunu demişti. Efendim Nuri Pakdil bir şiirinde bir yazısında şunu demişti diye salya sümük saldırdılar. Peki o salya sümük saldırılar karşısında şu an cenazesine katılan o isimler Ahmet Davutoğlu olsun veya Ali Babacan olsun veya Beşir Atalay olsun çıkıp da ya siz ne diyorsunuz CHP'liler veya Temel Karamollaoğlu olsun siz ne diyorsunuz siz ne kadar rezil insanlarsınız ya dedi mi demedi. Sonrasında Tayyip Erdoğan göğüsledi o saldırıların hepsini. Şimdi cenazesi oldu. Cenazesinde hemen boy gösteriyorlar. Ne amaç ne? İşte mahalleyi bölmek. Dahası var. Temel Karamollaoğlu için söyleyeyim. 2018 milletvekili seçimlerine o saldıranlarla birlikte hareket ederek, ittifak yaparak seçime girdi. Dahası var. O Ali Babacan bilge kişi olarak gösterdiği Abdullah Gül, yani İyi Parti mızıkçılık yapmasaydı Meral Akşener ben kazanacağım, ben başbakan olacağım, başbakanlığı kaybettim, şimdi cumhurbaşkanı olacağım diye diretmeseydi, Meral Akşener de kabul etseydi Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı CHP'nin adayı olarak karşımıza çıkacaktı. O CHP kim? Nuri Pakdil'i yerden yere vuran isimler. Bir tanesi çıkar vay efendim Hulusi Akar'a. Sen kimi ziyaret ettiğini biliyor musun diyerekten sataşır. Bir başkası bir başka şekilde sataşır. Dolayısıyla burada herkesin konumunu tam belirlememiz lazım. Saldırıyorlar, saldırının faturasını AK Parti Tayyip Erdoğan ödüyor. Ama prim toplamaya, nemalanmaya gelince hemen Temel abi de orada biti veriyor. Hemen Ali Babacan orada biti veriyor. Ahmet Davutoğlu orada biti veriyor. Evet. Bizim rejim muhteşem çalışıyor. Hakikaten güzel resimler verdiler ama keşke şu Ali İhsan Bey'in söylediği dünkü fotoğrafı verebilseydiniz. Yani o cenazede yan yana saf tutan muhalifler. Değil evet. mi? Yani oydu. En önemli kare oydu. Yani Ahmet Davutoğlu var, Ali Babacan var, Temel Karamollaoğlu var ve Beşir Atalay var. Bir de Beşir Atalay imam gibi önemli çıkmıştı o fotoğrafta. Öyle gördüm ben sanki. O fotoğrafı verebilseydiniz. Dünkü gazetelerin işte hepsinin birinci sayfasında da vardı aslında. Bu fotoğraf evet bakın gördüğünüz gibi. Gerçi Cumhurbaşkanı yardımcısı da orada. Fuat Oktay da orada. Adalet Bakanı da orada. Var. Birkaç kişi daha var. Ama şu hakikaten Nuri Pakdil'e saldırıldığı zaman ortada gözükmeyenler cenazede oradalar. Bugün de arşiv sayfasında Yusuf Kaplan'ın bir hakikat savaşçısıydı diye yazdığı, dünkü yazdığı, Yeni Şafak'ta yazdığı yazının yansıması da böyle. Hakikaten üzerinde çalışılması. Tabii Nuri Pakdil'in de bir Maraşlı olması, bu Maraşlılardan hakikaten ne çekeceğiz diyeceğim, yanlış anlamasınlar. Hepsi Maraşlı. Yani herkes bir Maraş'ın eti mi, suyu mu, toprağı mı, havası mı, kokusu mu, ne varsa bilmiyorum Ali İhsan Bey. Hepsi bir araya gelip bunları çıkartıyor demek ki, üretiyor. Ama hakikaten şöyle bir kim varsa bir Maraşlı. Yani niye? Yani Maraşlı da Maraşlı. Evet. Öyle değil mi? Sema Maraşlı da Maraşlı. Geçen hafta Cuma günü tam biterken bana bir gol atmıştınız Ali İhsan Bey. Atmış mıydınız yoksa vallahi havada mı kaldı? Golleri unutuyoruz. Biz yediğimiz golleri sayamıyoruz. Sen bizim attığımız tek tük arada sırada. Sema Maraşlı'ya feministler şey yapmıştı ya. Birazdan gerçi evet. Mor Çatı ile ilgili haber var. Akit'in birinci sayfasında girelim o konuya da istiyorum. Çünkü ilginç haberlerden birisi o da. Ama şimdi son 34,5 saat. Yani şu anda... sağ olsun Ersin'den aldığım bilgi çerçevesinde onu söylüyorum. Bizim yayının iyi bir izleyicisi ve iyi bir eleştirmeni. Ben biliyorsunuz nasıldı diye sorarım Ali İhsan Bey. Ben nasıldı diye sorunca o soruya aldığım cevap önemli. Gözle, yürekle, beyinle verilen cevap önemli. O yüzden de şimdi nasıldı diye sorduğumda iyiydi diyen Ersin dedi ki
Şu an itibariyle saat 10 itibariyle 34 saat kaldı. Şimdi 33,5 saat. Değil mi? O saatlere, dakikalar artık takılmayalım. Çünkü akşam saatlerinde dolacak o 5 günlük süre, 120 saatlik süre. Büyük ihtimalle de eğer çekilme tamamlanmadıysa ertesi sabaha da kalacaktır. Orada illa 34 saat, 33 saat, 36 saat, buçuk saat vesaire şeklinde çok fazla ince hesap yapmayalım. Bir ertesi günü de ömrümüz varsa neler olduğunu göreceğiz. Evet. Ya Ali İhsan Bey, tabii böyle bir şeysizlik yaşıyorum. Niye şeysizlik yaşıyorum? Ya yani iktidarı destekleyen, harekatı destekleyen gazetelerden bir başlık göstereyim de öyle girelim istiyorum. Şimdi AKİT önümde duruyor, diğerleri de önümde duruyor. Mesela AKİT'in manşeti HDP Kürtlere de Türkiye'de düşman. Biliyor muyuz? Günlük bir çıkış bekliyorsunuz. Günlük bir çıkıştan daha ziyade yerleşik olarak insanlara nokta atış yapan ve tespiti, kalıcı tespiti yapan bir başlıkla karşınıza çıkınca acaba diyorsunuz işte, ama... Bakın göstereceğim. Evet. Şimdi yani elime kaldırmayayım, şu cumhuriyeti almayayım elime diyorum. Yani alın, alın gösterin, rezilliklerini gösterin, her daim gösterin. Evet tamam, ama yani şimdi bakın iki büyük kambur. Ya yani iki büyük kambur deyince baktım herhalde PKK'dan, PYD'den, YPG'den falan bahsediyor diye düşündüm. Ve haberin içerisine, ayrıntısına bakınca nasıl bir algı çalışması yaptıklarını anlayabiliyorsunuz. Yani iki büyük kamburu baktığınız zaman anlayamıyorsunuz. Bir de elimden göster İsmail, sana zahmet. Bak elimde hiç olmazsa çalıştığını, çalıştığımı, maaş hak ettiğimi en azından göstereyim. Hatta yaklaştın sağ olsun Emre. Çalıştığımı, maaş hak ettiğimi de göstereyim. Bakın iki büyük kambur. Diyor ki Barış Pınarı bölgesindeki IŞİD'liler ve ÖSO'cuların geleceğine ilişkin onlarca soru yanıt bekliyor demiş mesela. Buyurun Ali İhsan Bey, verin o sorulara yanıt. Ben diyorum ki ilk benim dikkatimi çeken şu. Ya burada PKK yok, PYD yok. 120 saatlik saat diliminde bölgeden çekilecek olan terör grupları yok. Ve şu anda cezaevinde olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden ÖSO var. Hedefte. Yani IŞİD için de ben benzer şeyleri söyleyebilirim. IŞİD Türkiye için kaç kişinin kanına girmiştir? Toplasanız 300'ü 400'ü geçmez. Şimdi 400'ü geçmeyen, bizim için yine terör örgütü olan bir örgütü böyle devasa bir kambur olarak gösteren Cumhuriyet, Türkiye'de 50 bin insanın kanına girmiş, hala kanına girmeye devam eden, Tel Abyad ve Hakkari'de iki şehit diye orada hem kılçığını atmış oluyor, hem de o PKK'nın, o PYD'nin nasıl büyük bir kambur olduğunu kendisi gösteriyor. Ama sorun olarak gösterdiği kaçanlar nerede? IŞİD'liler nerede acaba? Ne olacak IŞİD'liler? Ne yapacak? Türkiye'ye bugüne kadar PYD'den daha fazla, PKK'dan daha fazla mı zarar vermiş acaba IŞİD'liler? Veyahut da ÖSO ne olacak? Sana mı düştü ÖSO'nun ne olacağı? ÖSO, Suriye'de ben varlık gösteriyorum diyen bir yapı, bir ordu. Ben askeri rejime de, Suriye'deki rejime de mücadele ediyorum diyor. Ama Türkiye üzerinde tek küçücük bir iddiası yok. Türkmenleri koruyup kollayan bir ordu. Sen onun derdine niye düşüyorsun, ÖSO'nu ne olacak diye? Sen PYD'nin, PKK'nın derdine düşsene. PKK'nın ne olacağını, bundan sonraki süreçte acaba PKK tekrar Türkiye'ye yönelik olarak o PYD'lileri de mi getirecek? Yoksa gerçekten daha güneye doğru inip ondan sonrasında artık tasfiyeye doğru mu gidecek? Onu niye tartışmıyorsun da kalkıyorsun IŞİD'liler nerede diyerekten onun derdine düşüyorsun? Yani burada şunu söylemek lazım. Düne kadar neredeydi Cumhuriyet? Acaba PYD'nin, PKK'nın bizim güneyimizde bir terör devleti oluşturmasından çok mu memnundu ki böyle bir başlık atmadı? Ne olacak bu kambur? Ne olacak bu PYD, PKK? Biz sadece Türkiye içinde bile varlık göstermelerinden rahatsızlık, bir de geldiler bizim güneyimizde bir terör devleti oluşturdular diye bir tane başlık atmayan Cumhuriyet
Atatürk'ün gazetesi. Onun altını da çizelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazetesi. Güya ama gelin görün ki PKK'nın gazetesi gibi hemen kafayı çıkartıyorlar. PKK ne zamanki köşeye sıkışıyor, hemen PKK karşıtlığıyla Türkiye bir mücadele yaparken PKK'nın karşısında kimler varsa onları itibarsızlaştırmak için onları, ya Amerika PYD ile işbirliği yapıyor. Terör örgütü olsa bile diyor. PKK terör örgütü olsa bile ben IŞİD'lileri vurmak için, ki IŞİD'i de kendileri kurdular. Ama işte dostlar alışverişte görsün, orada bir kavga varmış görüntüsü yapıp petrolü ele geçirmek için. Amerika o PKK ile IŞİD'lileri birbirine çatıştırmak için bir senaryo yazarken Cumhuriyet aslanlar gibi çıkıp da biz PYD'ye de karşıyız, IŞİD'e de karşıyız, ÖSO'ya da varsa karşıtlıkları, ben karşı değilim ama varsın ÖSO'ya da karşı olsunlar. Niçin yok burada PKK? Bunun hesabını vermek zorundadır. Hem Cumhuriyet, Atatürk'ün gazetesi izleyenler, hem de bu gazeteyi destekleyen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne balya balya alan, İspark'a balya balya alıp o girişlerde, banklarda dağıtanlar bunun hesabını vermek zorundadır. Ekrem İmamoğlu öyle herkesi kucaklıyoruz, herkesi kucaklıyoruz deyip muhafazakar, dindar insanlara yönelik olarak mesajlar verirken, yok efendim biz PKK ile bir şeyimiz yok derken kimseyi aldatmaya kalkışmasın. İşte balyalar halinde satın aldığı gazetenin yaptığı yayın burada. İki büyük kambur diyor, IŞİD kamburdur diyor, ÖSO kamburdur diyor ama PKK'm benim ne olacak diye dert yanıyor. Evet, aynen öyle Ali İhsan Bey. Ama şu, işte bu adamlar da çıkıp da şimdi bize 29 Ekim'i anlatmaya başlayacaklar. Öyle değil mi? Yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı deyip, hatta Cumhuriyet Gazetesi'nin yanında tıpkı Sözcü gibi bir de Türk bayrağı hediye edecekler bize. Şimdi neredeyse bizi Türk bayrağından nefret ettirir noktaya getiriyorlar. Biz nefret etmeyiz. Hayır Türkler. Ama bu bayrağımızdan nefret... sahip çıkarız. Ama bu işte kafamızı karıştırıyorlar, onu söylemek istiyorum. Eyvallah. Yani kafamızı karıştırıyorlar. Yani bize Atatürk'ü göstererek, bize Türk bayrağı göstererek PKK'lılık yapıyorlar, HDP'lilik yapıyorlar, bölücülük yapıyorlar. Bu ülkenin menfaatlerine değil, gayrimilli unsurlarla birlikte çalışıyorlar. Ama onu da öyle bir gizliyorlar ki, şimdi şu habere kim anlayacak şimdi? Birisine benim bunu anlatmam lazım. Birisine bunu bana anlatmam lazım. Yani bana Almanya özgür diye anlatıyor mesela bir tanesi Ali İhsan Bey. Özgürlük var orada. Orada özgürlük var diyor. Ben diyorum ki, ya Akit gazetesini bastırmıyor bu Almanya diyorum. Geçtim Akit gazetesini diyorum. Hürriyet gazetesi Türkiye'de yaptığı yayını Almanya'da yapamıyor Ali İhsan Bey. Şu gazeteyi, Sabah gazetesi, ben iddia ediyorum, aynısını şu anda Almanya'da satın almak isteyenler alamıyorlar. Bakın şurada ne var ya, ki eleştirdiğimiz bir gazete değil mi? Farklı baskı yapmak zorunda kalıyorlar. Orada yapanlar, yani şu haber Almanya'daki rejim demek zorundayım. Hı. Yani demokratik sistem vesaire diyorlar ama oradaki bir anlamda özel rejimi sıkıntıya sokar veyahut da onları rahatsız eder düşüncesiyle Hürriyet'i de Sabah'ı da Almanya'da baskı yapan, Almanya'da dağıtım yapan gazetelerin hemen hemen tamamı aman Alman efendileri kızdırmayalım deyip birçok haberini, Türkiye içerisindeki baskısında kullandığı birçok haberi sansürleyerek Almanya'da çıkıyor. Evet, sansürleyerek Almanya'da çıkıyor. Bu arada Sabah'a göstermişken Yavuz Donat dönerciden çıkmış Ali İhsan Bey. Dönerci reklamı yapıyordu biliyorsunuz. Dedim ya, cuma günü öyle demiştim. Dönercide geziyor. Dönercide bölgenin nabzını tutuyor demiştim Yavuz Donat'la ilgili. Ya ben öyle dedim de öyleydi yani. Ben okuduğum şeyi söyledim. Yani dönercinin reklamını mı yapıyor? Dönercide sınır hattını mı? Ama şimdi Yavuz Donat sınırın sıfır noktasından yazıyormuş. Sıfır noktasına gitmiş ve Akçakale'deki Suriyeliler umutla harekatın sonucunu bekliyor. Güvenli bölge oluşturulunca geri döneceğiz. Bu da yalan. Güvenli bölge oluşturulduğunda oraya dönüş sınırlı olacak Ali İhsan Bey. Bakın, yani böyle akın akın herkes o güvenli bölge oluşturulunca bölgeye falan
gitmeyecek. O bölgede yaşayanlar herkes giderler ama onun dışında o bölgede yaşamayan, diyelim ki Halep'ten gelen insanlar, başka bölgelerden gelen insanlar gidip de o güvenli bölgede şimdi şu an itibariyle gitseler nerede kalacaklar? Ancak orada bir inşa faaliyeti, bir yıl, bir buçuk yıllık o süreç içerisinde bir inşa faaliyeti yapılıp yeni inşaatlar, binalar bitirildikten sonra işte şu kadar kişiyi yerleştirebiliriz diye Türkiye büyük ihtimalle açıklama yapacak, talepleri toplayacak, ona göre sıralamasını yapacak ve oraya göçü tekrar teşvik etmiş olacak. Ama şöyle bir şeyim, tabii ki mümkün değil. 4 milyon şu an Türkiye'de Suriyeli sığınmacı var. Orada bir güvenli bölge oluştu. Güvenli bölgede evi yok, barkı yok adamın. Hadi 3 milyonun 1,5 milyonu gitsin. Gitsin de nerede kalsın orada? Herhalde sokakta yatıp kalkacak hali yok. Olsa da gidecekler inşallah. Herkes kendi vatanını kutsal bilir. Bu Suriyeli için de geçerlidir, bizim için de geçerlidir. Türkiye'de kalan bir miktar Suriyeli olabilir. Sizin bizim gibi Türkçe konuşan, benim dedem zaten Hatay'da yaşayan bir insandı, benim dedem zaten buralardan oraya gitmiş diyen insanlar belki Türkiye'yi tercih edebilir. Ama ben Suriyelilerin büyük kısmının tekrar geri dönecekleri kanaatindeyim. Yavuz Donat inanmadığı bir cümleyi yazması beni rahatsız ediyor. Yani bakın, inanmadığı cümle. Yani ben şu söyleşiyi sıfır noktasına gitmiş olsam, yani şunu böyle yazmazdım. Eğer kendim yazmayıp da gazete yönetimi onu yazıdan çıkartıp böyle verdiyse ona bir şey demiyorum. Ama Yavuz Donat'la şu anda arasa, bağlansa, ya herkes oraya dönecekmiş diyor mu? Ben ona bakarım. Mesela keşke şu anda Yavuz Donat, ama izleyemiyordur. Sıfır noktasında olduğu için orada parazit vardır büyük olasılıkla. İzleyemediği için arayıp da bağlanamaz. Ama yani marketçi diyor şimdi. Hasan Adnan Elbekur, Suriyeli marketçi. 5 yıldır eşi ve 6 çocuğu ile Akçakale'de. Ziraat mühendisiyim. Barış geldiğinde Suriye'ye geri döneceğim diyor. Ama o bölgenin yani çocuğudur o. İşte o bölgenin çocuğudur. Şimdi tamam mı? O bölgenin çocuğudur. Bizim de iddiamız o zaten. Yani sınırın hemen öbür tarafında yaşıyordur. Şimdi o bölge, yani o bölgeye tamamını yığsanız herhalde metrekareye 1500 kişi düşecek Ali İhsan Bey. Neredeyse. Şimdi 440 kilometre 30'da çarpın 1.200.000 ediyor ki, yani orada tabii inşa faaliyetiyle birlikte olur o. Yoksa mevcut nüfusa baktığın zaman işte 400 bin nüfuslu şu ilçenin denildiğine göre 100 bini göçmüş, 300 bini zaten orada yaşıyor. O veya bu şekilde eziyetlere katlanarak yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla 100 bin bir ilçeye göç oldu. 100 bin de diğer ilçeye diyelim. Şu an için iki tane ilçe tümüyle güvenliği sağlandığı belirtiliyor. 200 bin kişi eder. Zaten şu an bile 35-40 bin kişinin gittiği iddia ediliyor. Ama bu rakamlar üzerinde çok fazla takılmayalım. Çünkü yani daha ne olacağı belli değil. Güvenli bölgeden sonra Amerika ne yapacak onlar belli değil. PYD gerçekten o daha güneye doğru gitmekle yetinecek mi? Orada hazırlıklarına devam mı edecek? Cumhuriyet kafasındaki Türkiye'nin içindeki yerli bir anlamda PKK'lılar veya PKK'yı destekleyenler ne yapacaklar? Bunların hiçbiri belli değil. Bu ortamda sadece biz biraz bekleyelim ama Suriyelilerin, Türkiye'ye gelen 4 milyon Suriyelinin en azından 3-3,5 milyonun gideceğine dair benim kanaatim var. Evet, dün Pazar manşetinde Fevzi Zakiroğlu'yla, Orta Doğu uzmanıyla bir yayın gerçekleştirdim ben Ali İhsan Bey. Orada bu Özgür Suriye ordusuna ilişkin öyle tespitlerde bulundu ki maalesef sıfır noktasına gidenler de görememişler Özgür Suriye ordusunun kim olduğuna dönük değerlendirmeyi. Yani Özgür Suriye ordusu kimlerden oluşuyor? Yani sıfır noktasına gitmiş, dokunacak noktaya kadar gelmiş, halen onu PYD'lilerle PKK'lılarla aynı yerde gösterme arayışında olan insanlar var. Dün dedi ki Fevzi Bey, siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bile gitseniz
özgür Suriye ordusuyla, Suriye Milli Ordusuyla birlikte hareket edemezsiniz. Sadece Suriye'den bu iç savaş dolayısıyla ayrılmış insanların oluşturduğu bir yerli güç. Suriye'nin yerli, Suriye'nin milli gücü. Milli gücü. Bu da aynısı. Kardeşlik için dua. Bu da milli güç. Ali İhsan Bey. Okuyayım mı haberi? Rum, Ermeni, Musevi, Suriyeni, Suryani ve Keldani cemaatlerinin temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerle Suriyeliler için dua etti. Dünyayı yönetenlere çağrı. Kaldırayım. Bakın. Haber Hürriyet'te var. Akşam'da var. Star'da var. Akit'te de iç sayfada var. İşte orada diğer inançtaki insanlarımız bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısı için dua ederken maalesef bizim kendi içimizdeki nüfus kağıdında da İslam yazan insanlarımız, Cumhuriyet Gazetesi, işte Karanlık Odalar veyahut da hadi onları da bir nebze fazla muhatap almayalım diyelim. Bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş, yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri içinde hizmet etmiş emekli amiraller, generaller vesaireler bakıyorsunuz. Çıkıyorlar Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni itibarsızlaştıracak şekilde, Amerika'nın sesi olacak şekilde açıklamalar yapıyorlar. İnsan hayret etmeden duramıyor. Süryani vatandaşımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarının yükselmesi için dua ederken, başarısı için dua ederken, Türker Ertürk Karanlık Oda'da neler yazıyor diye İnsan baktıkça, okudukça, ya bunların elinde Türk Silahlı Kuvvetleri kalsaydı bizim halimiz nice olurdu diye şaşırıp duruyoruz. Ben daha evvelden gündeme getirmiştik. 14 Ağustos 2019'da yazmıştı Türker Ertürk, Oramiral emeklisi, ki FETÖ'nün kumpaslarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekliye ayrılmak zorunda kalan, istifa etmek zorunda kalan, istifa karşılığında da gözaltına alınmayan bir oramiral. O oramiral daha bundan 3 ay önce ABD'nin kucağına atladılar diye Türk Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ni itibarsızlaştırmak için ne hakaretler yapmıştı. Kısaca bir okumak istiyorum. Birkaç satır. En sonunda daha fare doğurdu. 14 Ağustos'ta söylüyor. Henüz daha bizim harekatı başlatmadığımız, harekata 1,5-2 ayın olduğu bir tarihte Türker Ertürk, Oramiral emeklisi yazıyor. En sonunda daha fare doğurdu ve ABD'nin istediği oldu. Halbuki iktidar tam bir yıldır Fırat'ın doğusuna harekat icra edeceğini söylüyor ama bir türlü gerçekleştiremiyordu. Çünkü ABD'den icazet bekliyordu. İcazet yine gelmedi. Yalnızca kendi halkını kandırabilecek kadar göstermelik operasyon yapabilir ve Suriye'nin kuzeyindeki dar bir alanda kendi radikal İslamcı unsurlarınla oyalanabilirsin şeklinde izin çıktı. O tarihte küçük küçük Afrin'in etrafında tekrar bir kıpırdanmalar vesaire var diyerekten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin küçük küçük operasyonlarını bahsederek, yani sizin harekat falan başlatma ihtimaliniz sıfır. Çünkü Amerika sizi oyalıyor diyordu. Kesinlikle de izin vermeyecek size diyordu. Amerika'nın kucağına atladık diyordu Türkiye olarak. Şimdi aradan 2-3 ay geçti. Şimdi bakın ne diyor. Aynı emekli oramiral. Akıllı ol dendi ve olundu. Harekatı başlatamazsın diyordu. Şimdi harekat başlatıldı. Bu sefer harekat başlatıldıktan sonra o Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası'nın, baroların, İzmir Barosu'nun, Ankara Barosu'nun, Tabipler Birliği'nin çıkıp kan akmasın, barış istiyoruz, savaş istemiyoruz diye ortalığı velveleye verdiği bir ortamda Türker Ertürk çıkıp da ya siz ne diyorsunuz ya? Siz ne diyorsunuz ey Tabipler Birliği? Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri bu operasyonu yapmazsa siz Tabipler Birliği falan hiçbir
zıkkım yiyemezsiniz Türkiye'de, hayat hakkınız olmaz burada diyemedi. Ondan sonra o Tabipler Birliği baskısını kurdu Türkiye genelinde. Arkasından Türk Silahlı Kuvvetleri, ya tamam çekileceklerse, bizim bütün isteklerimizi kabul edeceklerse biz 5 gün süre veririz. Bizim için önemli değil. 5. günün sonrasında biz kaldığımız yerden devam ederiz dediği zaman hemen Türker Ertürk piyasaya çıkıyor, sahneye çıkıyor. Efendim akıllı ol dedi Amerika, Türkiye. Peki girme noktasında hani giremezdi Türkiye? Hani izin vermeden, Amerika izin vermeden Türkiye oraya gidemezdi? Bir adım atamazdı hani? Onlar dediler ki akıllı ol dediler. Türkiye akıllı ol denildiği gün gitti. Ama 5 gün sonra koştular, geldiler 8 gün sonra. Başkan yardımcısı geldi, Dışişleri Bakanı geldi. Aman yapmayın dediler. Yapmayın, bizim bu kadar silah verdiğimiz PYD'yi bu kadar ucuz harcatamayız biz. Bizim de bir itibarımız var. Dünya devi olarak dünya genelinde kendimizi takdim ediyoruz. Bu kadar da ucuza kendimizi sattırmayız. Bir 5 gün süre verin de bari hiç mi olmasın itibarımız sıfırlanmasın dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri o 5 günlük süreyi verdi. Ama bizim Oramiralimiz yine kafayı çıkarttı. Amerika'nın dediği oldu dedi. Dün de Amerika'nın dediği olmuştu. Harekat başlatılmadığı tarihte de Amerika'nın dediği oluyordu. Harekat başlatıldı. Amerika koştu geldi buraya. Aman yapmayın dedi. Yine Amerika'nın dediği oldu. 5. günün sonunda göreceğiz. Bakın bir başka vesileyle Türker Ertürk yine kafayı çıkartacak. Yine maaş aldığı, o yıllarca hizmet ettim, gururla hizmet ettim dediği o subay üniforması sebebiyle yine oturduğu yerden 4000 lira, 5000 lira emekli maaşı alacak. Belki de 6000 lira, 7000 lira emekli maaşını alacak. Yine Türkiye'ye küfretmeye devam edecek. Evet, şimdi Ali İhsan Bey, bu anlattıklarınız önemli. Gelelim sizin bugün yazdığınız yazıya. HDP. Diyorsunuz ki HDP'yi kapatın, kapatamıyorsanız bunlara hazine yardımı yapmayın diyorsunuz. Kapatma artık bir şekilde defter olarak kapandı Türkiye açısından. Avrupa Birliği vesaire söylemiyle parti kapatmaları rafa kaldırdı Türkiye. Anayasadaki sistemi vesaire düzenlemeleri o şekilde belirlendi. Çok çok sınırlı şekilde parti kapatma artık söz konusu. Ama hiç mi olmasın, yani düne kadar siz Refah Partisi'ni, hiçbir şekilde teröre bulaşmamış Refah Partisi'ni kapatan bir Türkiye'siniz. Fazilet Partisi'ni sırf başörtülü bir milletvekili adayı gösterdiği için Vural Savaş'ın Sabih Kanadoğlu'nun iddianamesiyle kapatan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ne zaman? 1999'da, 2000 yılında. Yani şunun şurasında 18 yıl önce. Hadi onları da geçtim ben. Ya AK Parti'ye 2008 yılında bu ülkede kapatma davası açılıp hadi kapatmayalım bir oyla kapatmayalım denildi, bir oy farkla, ama hazine yardımı kesildi. AK Parti'nin terörle uzaktan yakından ne ilgisini bugün söyleyebilir o davayı açanlar, o kararı veren o hakimler, yüksek yüksek hakimler çıksınlar söylesinler. AK Parti'nin terörle veyahut da sistemi yıkmakla şu ilgisi vardı desinler. Küçücük bir ilgi gösteremezler ama bir yıllık hazine yardımını AK Parti'nin kestiler. Peki şimdi kapatmayı, evet kapatmasınlar. Eyvallah. Çünkü kapatıyorsunuz, HDP'yi kapatıyorsunuz, HRP çıkıyor. HRP'yi kapatıyorsunuz, SRP çıkıyor. İsim bol adamlarda. Dolayısıyla o bir çözüm değil. Ama o parti teröre destek verdiği müddetçe o terörle ilişkisini kesmek için ne yapılması gerekiyorsa o yapılmalı. Ne yapılabilir? Kardeşim bari hiç mi olmasın devletin hazinesinden, ki bu sene verilecek olan yanılmıyorsam yazıda olduğu gibi almıştım çünkü 50 milyon lira civarında para alıyor adam. Ya biz bu adamlar teröre destek veriyor diyoruz. Bazı insanlar kapatın gitsin diyor. Kapatmıyorsanız bari hiç mi olmasın şu hazine yardımını yapmayın. Adama 50 milyonu veriyorsunuz. Adam hiç olmadık yerlerde bile ilçe teşkilatı, il teşkilatı açıp oradaki insanları aldatıp, ki Diyarbakır il teşkilatında yaşadığımız örneği unutmayalım. Oradaki Hacire Akar anne
oğlunun en son HDP il başkanlığına girdiğini, ondan sonra da dağa götürülmek üzere kaçırıldığını söyledi. O bazı PKK yandaşı, hatta Cumhuriyet Gazetesi de haberini verdi o zaman. PKK bakış açısıyla olayı haberleştirdi. Dedi ki, ya çocuk diyor ki ben daha kimse tarafından kaçırılmadım. HDP'liler kaçırmadı. Ben halamın torunuyla evlendirilmek istendim. Arzum dışında onun için evden kaçtım ben dedi. Dün itibariyle haberi geldi. O dağa kaçırılan çocuk geri dönmüştü. Şimdi de o evlenmek istemediği iddia edilen halasının torunuyla nikahını yapıyor, düğününü yapıyor. Şimdi böyle kaçırmalar varsa o HDP il teşkilatlarında, siz bir de devletten hazine verip o il binalarının, o ilçe binalarının kiralarını ödettiriyorsanız, para yardımı yapıyorsanız, kısır bir tartışmayı da karşımıza getiriyorsunuz. Bir yandan yardım ediyorsunuz. Onlar o yardım karşılığında tuttukları binalarda PKK'ya adam devşiriyorlar. Sonra PKK'lıları vurmak için, yakalamak için siz tekrar güvenlik güçleriniz vasıtasıyla sokağa çıkıyorsunuz. Güvenlik güçlerinizi vuruyorlar. Siz zarara uğruyorsunuz. İnsanlarınız şehit ediliyor. Sonra dönüyorsunuz tekrar HDP'ye para yardımı yapıyorsunuz. Ama HDP bu barış harekatı sürecinde bence sakin durdu Ali İhsan Bey. Ay, ki konuşması var işte. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan milletvekillerinin, o Garo'nun, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, daha başka isimlerin, ki yani çok fazla da yani. Hayır, böyle yani bir... Kamuoyuna yansımıyor en azından. Yani mesela siz çok özel takip ediyorsanız, yani tezkereye red verdiler. Ama şu ana kadar mesela HDP'lilerin bu barış harekatı planına dönük herhangi bir ciddi eylemini, yani söylemden öteye geçmeyen bir eylemini... Bir kirli operasyon da var. Şunu da düşünüyor olabilirler. Ya biz şimdi burada ölümüne sahip çıkarsak PYD ile PKK arasındaki ilişkiyi de tescillemiş oluruz. Reklama geçtik dediler Ali İhsan Bey. Geçtiniz mi reklama? Biz kendi kendimize mi konuşuyoruz? Ha, geçtik. Reklam. Manşetlerin diline reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden canlı yayına devam ediyoruz. İletişim bilgileri ekranda, lütfen sizler de katkı sağlamıyorsunuz. Sağlarsanız seviniriz diyoruz. Her defasında da söylüyoruz ki yazarsanız Ali İhsan Bey de ben de seviniriz. Reklam arasına giderken Ali İhsan Bey'in bugün yazdığı, dünyaya posta koyarken HDP'ye acizliğimiz kanıma dokunuyor yazısı. Şimdi ne öneriyorsunuz Ali İhsan Bey? Ben bunu merak ediyorum. Yani bu yazı çerçevesinde, yani HDP'ye hazine yardımı yapılmasın diyorsunuz. Hazine yardımı yapılsın ama yaptıkları açıklamalar sebebiyle gerekli o davalar da açılsın. O davalar kapsamında Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi var. Hazine yardımını kesme şeklinde. Bir yıllığına olabilir, değişik sürelerle olabilir. Ki bunun örneği AK Parti için söz konusu olmuştu. 2008 yılındaki o başörtüye serbestiyet kazandırmak için AK Parti'nin attığı adım sonrasında bir yıllık hazine yardımı kesilmişti. O bir çözümdür. Hem milletin içinin soğuması için, hem de gerçekten olması gereken de zaten bu. Veyahut da devamında da bu milletvekillerinin yaptıkları açıklamalar var. İşte kan akacak. Efendim, Türkiye Edirne'sinden Ağrı'sına kadar kanla buluşacak şeklinde açıklamalar var. Bu tehditler veyahut da işte silip süpürecek PKK Türkiye'yi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. Bu tür açıklamalar sonrasında bu tehditler, hakaretler sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne küfredildiği için, hakaret edildiği için tazminat davaları açılması ve bu tazminat davaları sonrasında da kazanılan paraların tahsili için belki HDP'nin kendi parası vardır yoktur tartışması açılabilir. Ama nasıl olsa hazineden en az bir 50 milyon, 60 milyon her yıl aldıklarına göre en azından o paralar kaynakta kesinti yapılarak, yani haiz edilerek bir şekilde tahsil edilmiş olur. Böylece bunun da örneğini ben vereyim. Bakın, bizim hakkımızda birebir
örneği yaşatıldı. Biz bir gazeteyiz. Gazete olarak haber vermekle mükellefiz. 2003 yılında İstanbul'da sinagoglar bombalanmıştı. O sinagoglar bombalandıktan sonra o bombalanmaları, ki AK Parti'nin iktidarının da daha birinci yılıydı. AK Parti iktidarını da biraz sarsmak için yapılmış derin bombalama olaylarıydı. Türkiye'nin 11 Eylül'ü diye verdi. Gibi verildi, takdim edildi. Hemen arkasından Şener Er Uygur, jandarma komutanı sıfatıyla Suriye'de bir evde bu işin organize edildiğini ve oradan bombaların getirildiğini ve patlatıldığını iddia ederek Suriye'deki o eve bir gece baskınıyla teröristlerin alınıp getirildiğini iddia etti. Ve biz yaptığımız araştırmada o evin 17-18 yaşlarında kız öğrencilerin, Arapça öğrenmek için Türkiye'den giden öğrenciler olduğunu öğrendik. Ya bunlar gerçekten teröristse tabii ki alın getirin, yargılayın. Ama Arapça öğrenmek için oraya giden insanları da bir şekilde itibarsızlaştırmayın diye haber yaptık. Bu haber sonrasında Şener Er Uygur, vay efendim siz jandarma komutanının yaptığı operasyona karşı mı çıkıyorsunuz? Jandarma komutanlığı hiçbir şekilde sivil insanları, Arapça öğrenmek için giden insanları terörist gibi göstermez algısıyla o tarihteki AK Partili İçişleri Bakanlığı'na, jandarma komutanlığı çünkü İçişleri Bakanlığı'na bağlı, İçişleri Bakanlığı'na baskı yaptılar. İçişleri Bakanı İstanbul Valiliğine yazı yazdı. İstanbul Valiliği de kendilerine bağlı avukatlar vasıtasıyla Akit Gazetesi'ne 500 bin liralık, o tarih itibariyle 2003 yılı itibariyle manevi tazminat davası açtı. Neymiş? Akit Gazetesi jandarma komutanlığına hakaret etmiş. Yani doların 1 lira olduğu zamanda. 1.3. 1 lira 3. 1.3 yani lira olduğu tarihte. Ha? Evet. Nasıl evet. İyi hatırlıyorum ama. Görüyorsunuz evet. Değil mi Ali İhsan evet. Bey? O zaman dolarlarım vardı çünkü. O yüzden hatırlıyorum. Valla dolarınızı belki yeni satmaya başladığınız tarihtir. Çünkü 2003'te ben de dün bir başka vesileyle baktım. 1.3 hatta 1.4, 1.4'ten 1.3'e düşmüş 2003'lerde, 2004'lerde. Dolayısıyla o tarih itibariyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıp, yani kazansaydılar, tahsil etseydiler bir şekilde gazetenin imkanlarına, basın ilan gelirlerine vesaire el koyacaklardı. Şimdi haksız yere bunu yapabilen bir devlet, yapmaya teşebbüs eden bir devlet, hak eden bir partiye niçin hak ettiği dersi vermez? Niçin hak ettiği o davayı açmaz? Bakın neler söylüyorlar. Ağrısından Edirne'sine kadar kan gölüne çevrilir. Eğer o operasyon devam ederse, o operasyonda şöyle yapılırsa, böyle yapılırsa, bu tür söylemler tehdit. Bu açıklamaları görmüyorum Ali İhsan Bey. Yani siz bu açıklamaları nerede okuyorsunuz? Ben hakikaten, yani ben o yüzden de, yani şu anda HDP... Bir kere meclis kürsüsünden yani, yapıldı bunlar. Hayır, meclis kürsüsünden de biz meclisi izleyemiyoruz biliyorsunuz. Son 2 senedir, 3 senedir... Meclis televizyonu var, size takip etmiyorsunuz yani galiba. Yani meclisteki televizyonda söylenenler de gazetelerde haber de olmuyor. Yani mesela ben HDP'nin eş genel başkanı kim onları bile bilmiyorum. Yani artık bu gazetelerde ben okuyamıyorum. Televizyonlarda bunlar konuşulmuyor. O yüzden de şu anda HDP'yi, HDP'lileri hedefe oturtmanın bu harekatsız... Bir tane okuyayım o zaman. Mazlum Der'in genel başkanlığını da yapan, Dindar Camia'dan transfer edilen HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yapılan bir açıklama bu. Hı hı. Açık söyleyeyim. Bu harekatın sonu Barış Pınarı değil, kan pınarı olacak. Şimdi Türkiye içerisinde insanları telaşa, tetirginliğe, bakın düşünün, böyle bir açıklama sonrasında, devamı da var tabii, Garopavya soyadında, evet, Ermeni asıllı bir milletvekili var, onun yaptığı açıklama var, diğerleri var. Türkiye içindeki sivil insanlar ne düşünüyor? Ya demek ki bu barış harekatı diye, Barış Pınarı Harekatı diye başlatılan operasyon sonrasında Türkiye'de insanların kanı akıtılacakmış diye bir tedirginliğe düşüyor insanlar. Ve bir anlamda da sonrasındaki söylemlerde de PKK bu işte güçlüdür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de
bir anlamda dize oturtturur, kendi istediğini kabul ettirir. Şu an aslında bazı operasyonları, bazı terör eylemlerini yapmıyorsa aslında kendisi kendi iyiliğinden dolayı yapmıyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Şimdi bu algıyı oluşturmak normal bir hareket midir? Herkesin yapabileceği bir, mesela IŞİD. IŞİD'in mensubu birisi, Türkiye'de yerleşik birisi diyelim. Veya şu partiden bu partiden bir kişi. Aman IŞİD'lileri orada mutlaka cezaevindeki, Suriye'deki cezaevindeki IŞİD'lileri bırakın. Eğer bırakmazsanız IŞİD'liler Türkiye'yi kan gölüne çevirir derse o milletvekili milletvekilliğine devam edebilir mi? Anında cevabını almaz mı? Alır. Peki aynısını HDP'liler yaptığı zaman niçin cevabını almıyor? Niçin bizim devletimizin İçişleri Bakanlığı veya diğer bakanlıklardaki hazine avukatlarımız gerekli davaları açıp bu milletvekilleriyle birlikte hem milletvekillerinin hem de partilerinin, çünkü partileri de bunlar hakkında bir soruşturma da açmıyor. Hatırlayın Selahattin Demirtaş'ın sözünü. PKK'lıların cenazesine gitmeyen milletvekilleri kusura bakmasınlar, ben disiplin soruşturması açarım. Niçin cenazesine gitmiyorsun? Yani ben onların milletvekilliğini de yeni dönemde aday göstermem. Şu anki dönemde de disiplin cezasıyla karşılarım diyordu. Bu bir baskıdır milletvekillerine. Bu tehditler altında bu milletvekilleri de zaten bu açıklamaları yapıyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede partiyi de müteselsilen sorumlu tutmak gerekir. Parti de aldığı zaman 50 milyon hazine yardımını yılbaşında, alacağı anda kardeşim senin ama şu kadar borcun var deyip. Vazgeçti. Aydınlık bile HDP ile uğraşmaktan vazgeçti Ali İhsan Bey. Biliyorsunuz bir ara kapatılsın bunlar, kapatılsın ben bunlar. Ben kapatılsın demiyorum. Hayır, demiyorsunuz da yani siz aslında kontrol altında, ama ben kontrol altında olduğunu düşünüyorum. Hatta HDP'lilerin tezkereye evet vermemiş olmasına rağmen yani bu sınır ötesi operasyon için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, ama HDP'lilerin bile, yani çatı örgütünden bahsetmiyorum, terör örgütüyle ilişkili olan grubundan bahsetmiyorum, ama HDP'ye oy verenlerin bile bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatına destek verdiklerini düşünüyorum. Doğru, doğru. Ben bunu, yani tabanda İstanbul'da bir oylama yapılsa yani HDP'ye oy verdiğini söyleyenlerin bence %90'ı bu operasyona bizim başımızı belaya sokuyor kardeşim bunlar diyorlar. Aynen öyle. Gerçeği de bu zaten. O yüzden de yani ben bu dönemde hatta HDP'li bazı küçük belediyelerle ilgili kayyum atamaları söz konusu oluyor. Onlarda bile bu dönemde birazcık daha hassas davranılabilir mi acaba diye düşünüyorum. Kayyum atamasınlar demiyorum. Atasınlar. Eğer benim yerime bile kayyum atayacaklarsa atasınlar. Onda da bir mevzu bahis yok. Sizin yerinize atayamazlar. Atarlar. Ama, niye atayamasınlar? Ama bak, benim yerime atayacaklarsa Diyarbakır Belediye Başkanı için vay efendim işte kayyum atadılar. Niye gözaltına almadılar dediler. Bugün sabahleyin gözaltına alınmış. Hı-hı. Bu sefer de şimdi niye gözaltına aldınız? Bari kayyum atadınız, onunla kalsaydınız. Yani bu tür istemezlikçi, her şeye itiraz eden, her şeye muhalefet eden kafayla bir yere varılmaz. Önemli olan gerek devletin kendisinin üzerine düşen görevi ifa etmesi. Ben bunu uçuk bir örnek olarak da talep ediyor değilim. Gerçekten yapılması gereken budur. Ben kendi gazetemin başından geçenleri de somut örnek olarak masaya getiriyorum. Bizim başımızdan geçen bu davaları ortaya koyuyorum. Devlet gerçekten devletliğini yapacaksa bunlara verilen bu yardımları da, çünkü o yardımlarla zaten bu söylemleri dile getiriyor. Ama işte Ali İhsan Bey, yani Rum, Ermeni, Musevi, Süryani ve Keldani cemaatlerinin temsilcilerinin bile TSK'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçi'ye dua ettiği bir pazar ayininin ertesinde. Öyle değil mi? Yani bu fotoğraf dünkü pazar ayinleri. Bunlar pazar günleri ayin yapıyorlar değil mi? Yani ben... Pazar, ben dün gelen bir haberde cumartesi akşamı da ayrıca Yahudiler de galiba ortak bir duada bulunmuşlar. Yani şimdi onlar bunu yaparken benim Kürt kardeşlerim sizce dua etmiyor mu? Dua ediyorlar. Tabanla ilgili bir dua ediyorlar Ali İhsan Bey. Ben size söyleyeyim. Geçen gün yine kızacaksınız. Ersan Şen o kadar güzel bir şey söyledi ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorunu Kürtlerle olsa sınır ötesine niye gitsin dedi. Aman sakın ha, öyle bir şey demesin.
Niye? Akit TV'de ona benzer birisi bir konuşma yapılmıştı sabah programında. Hayır öyle değil yani, yani Kürtlerle işte, ilgili yani Kürt işte, ırkıyla ilgili. Hayır o şundan dolayı değil yani sivillere dönük bir harekat gerçekleştiriyor olsa. Kastını aşan bir şekilde bir ifade gibi algılanır. Belki doğru bir sorgulama olabilir, doğru hayır, bir bu, analiz şu, olabilir. Hayır, bu ama şu işte yani Türkiye ya kendi içinde HDP diyorsunuz işte Ali İhsan Bey. Evet. HDP ama HDP'ye yani hayır, bir operasyon yapılsın derken hukuki bir dava açılsın diyoruz. Akit'e açılan bir davanın benzerini madem haksız olarak Akit'e açtığınız davanın haklı olanını HDP'ye açın. Yoksa yani Türkiye? Adam çıkacak diyecek ki efendim siz operasyona devam ederseniz o Suriye'de Türkiye'de kan akar diyecek. Böyle bir hakkı yok, böyle bir yetkisi yok. Bunun karşılığı bir davadır. Evet, hem ceza davasıdır. Efendim kürsü dokunulmazlığı varmış. İyi kürsü dokunulmazlığı var diyerekten çıksınlar orada ana avrat küfresinler. Var mı böyle bir şey? Ya? Ben 94'ü yaşadım. O meclisin içinden o HDP'liler hepliler depliler. Lütfen ben, 1994 ile 2019'u kıyaslamayalım. Bakın 1994'ün fotoğrafını verelim o zaman. 1994'te minibüste şoför Kürtçe müzik açıyor. Hop polis orada bitiyor, jandarma orada bitiyor, alıyor, götürüyor, cezaevine koyuyor adamı. Böyle bir Türkiye'deyiz. Bir annenin oğlu bakıyorsunuz bir Renault yaklaşmış evin önüne. Geliyorlar kapıyı çalıyorlar. Bilmem kim evde mi diyorlar. Evde bir dakikalığına bir gelsin bir şey soracağız kendisine diyorlar. Geliyor oğul 20 yaşındaki gencecik çocuk. Alıyorlar o çocuğu Renault'a bindiriyorlar. En son gördükleri sokağın başı. Ondan sonrasında artık o 20 yaşındaki Kürt genci yok ortalıkta. Bu Türkiye'den siz bahsediyorsunuz ve o Türkiye'de siz HDP milletvekillerini o tarih itibariyle hep milletvekillerini alıp bir de onları da cezaevine koyarsanız olmaz tabii. Ama bugün itibariyle bugün HDP'liye veya benim Kürt kardeşime hiçbir haksızlık yapılmadığı halde çok net bir hukuka aykırı işlem yapılmadığı halde Kürtçe müziğini, şuyunu, buyunu bir kenara bırakın. Kürtçe TRT'de televizyon 24 saat yayın yaparken kalkıp da bu insanlar biz Türkiye'yi kan gölüne çeviririz diye tehdit ediyorlarsa onun 1994'te yapılanın çok daha ötesini yapma hakkı Türkiye'de vardır. Vardır. İşte elimi vurdum. Yine mi Ertuğrul Özkök yoksa? Yok. Bak kapattım burayı Ali İhsan Bey. Şu göstermediğim yeri verecekler mi bakalım? Anlayabilecekler mi o göstermediğim yerde ne var Ali İhsan Bey? Gözlerimiz iyi görmüyor Görmüyor artık. Değil mi? Görmüyoruz. Arkadaşlar da vermediler. Evet verdiler. Bakın Ali İhsan Bey verdiler. Ha şöyle. İç kalemi sağlam olmalı Ali İhsan Bey. Eyvallah. Kim diyor bunu? Sizin konuşmadığınız, benim konuşmak isteyip konuşamadığım, Cumhuriyet Gazetesi'nin bu ara görüşlerine saygı duymadığı, nasıl doğru söylüyorum değil mi? Hürriyet'te ortaya çıkan Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ. Halen Genelkurmay eski başkanı diyebiliyoruz değil mi? Apoletler sağlam yani. Apoletlere sağlam, Balyoz Ergenekon davaları bir anlamda suya düşürüldü. O Türker Ertürkler vesaireler bir şekilde kurtarıldı. O çerçevede Genelkurmay eski başkanı diyebiliriz ama yani Cumhuriyet itibar göstermiyorsa da İlker Başbuğ bir önceki yazısı kendi hazırladığı bir yazıyı yollamıştı. Cumhuriyet'te yayınlamıştı. Ne zaman? Yaklaşık 1,5 ay kadar öncesinde. Tamam o 1,5 ay önce evet. Olur. Silahlı kuvvetler, Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Suriye'ye girdiği an önemli Ali İhsan Bey. Yani iç kaleniz sağlam olmalı cümlesine ben diyorum ki Cumhuriyet yazar mı? Yani PKK'yı PYD'yi görmeyip IŞİD'i Özgür Suriye ordusunu önümüze getiren bazı sözde İslamcılar gibi Özgür Suriye ordusuna vuruyor bazı sözde İslamcılar ya ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani kendilerine İslamcı hüviyeti kazanmış isimler
Türk İslam sentezcisi gibi gözüküyorlar ama Özgür Suriye Ordusu'na vuruyor. Niye vuruyor? Anlayamıyorum ben. Ben anlayamıyorum. Soramıyorum da. Şimdi o yüzden de iç kaleniz sağlam olmalı. Yani iç kale derken reji sağlam olmalı. Reji sağlam değilse ben burada yayın yapamam ki Ali İhsan Bey. Evet. O yüzden sağlam yayın yapıyorum. Rejim sağlam çünkü. Öyle değil mi? Eyvallah. Şimdi ben sağlam olmasam siz burada yayın yapabilir misiniz? Siz sağlam olmazsanız ben burada yayın yapabilir miyim? İç kalemi sağlam olmalı diyor kim? İlker Başbuğ. Bunu her zaman söylemesi lazım yalnız İlker Başbuğ'un. Çünkü İlker Başbuğ'a o belli süreçte destek veren barolar, o Tabipler Birliği, Mühendisler Odası vesaire, onların hepsi şu an tam da İlker Başbuğ'un kastettiği şekilde iç kalenin sağlam olmadığı şeklindeki görüntüleri veriyorlar. Yani düne kadar Ergenekon iddialarıyla suçlamalar yapılan komutanlara, o mimarlar, mühendisler odaları vesaire, o Türker Ertürkler, o ordunun içerisindeki balyozcu paşalar çıkıyorlardı, diyorlardı ki efendim şu yapılan AK Parti'ye yönelik olarak da girişilen darbe girişimlerini, efendim burada bir şey yoktur, suç yoktur, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri görevini yapmıştır diye üstünü örtmeye çalışıyorlardı. Ama bugün bakın o iç kale kendisiyle beraber hareket eden o mühendisler odaları, tabipler odaları, barolar, baro, İstanbul Barosu Silivri Adliyesi'ne yönetim kuruluyla tümüyle birlikte gidip o balyoz davasında destek vermişti paşalara. E şimdi İstanbul Barosu nerede duruyor? Bir bakın bakalım, bir araştırın bakalım. Evet, İzmir Barosu kadar da uçta durmuyor. Hı. Ama yine İzmir Barosu kadar hainliği yapıyorlar. İmza atıyorlar. Çıkıp da açıkça net olarak İzmir Barosu yanlış yapıyor, Türk Silahlı Kuvvetleri barışın peşindedir diyebiliyor mu İstanbul Barosu? Diyemiyor. Ya İzmir Barosu yapsın açıklamayı, biz de sessiz kalalım. Ankara Barosu da yapsın. Onlar biraz daha solak avukatlardan oluşuyor. Biz de buradan seyredelim. Dolayısıyla bütün Türkiye'deki barolar aynı şekilde düşünüyormuş gibi bir izlenim de olsun diye kenarda pencereden olayları seyrediyorlar. Dolayısıyla İlker Başbuğ'un belki iç kaleniz sağlam olmalı Mustafa Kemal'e atfen söylüyor. Doğru bir tespit. Ama doğru tespiti de o tam adresleri de vererek söylememiz işte lazım. Ama işte Ali İhsan Bey şunu diyebilirdi. O biraz önce siz ne Ertürk diyorsunuz onun adını? Türker Ertürk. Yani, hem isminde var hem soyadında var. Yani Türk. Şöyle diyebilirdi İlker komutanım. Başbuğ. İlker Başbuğ komutanımız. Bakın diyor ki burada tam sayfa bu arada. Tabii bu röportajı bu hanım kızımız yapıyor mu yoksa sorular öyle gidip direkt öyle mi geliyor, cevap mı geliyor onu ben bilmiyorum. Yani sadece fotoğraf mı çektiriyorlar bilmiyorum. Bu arada bu hanım kızı tanıyor musunuz Ali İhsan Bey? Ben eskilerini tanırdım mesela. Cansu Çamlıbel vardı. Amerika'ya transfer oldu biliyorsunuz. İpek Özbey galiba ismini görüyorum zaman zaman. Ha yani Cemal Züyel evvelliği ile ilgili bir bilginiz yok yani değil mi? Tamam. Şimdi burada diyor ki hepimiz TSK'nın yanında olmalıyız. Cümle bu. Ve cümle bu. Türkiye diyor 2014 yılından bu yana kararlı bir şekilde durdu. İlker Başbuğ işte. Yani kızmayın, yerli ve milli diyeceğim ben İlker Başbuğ'a. Yerli ve milli ise şu Türker Ertürklerin de haddini bildirsin. Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir isim. Hı hı. Desin ki oturduğun yerde biz senin Cemal Ziyel evvelini biliriz. Fazla boyundan büyük laflar etme. Biz burada her şeye hakimiz. Evet, şu an ben emekliyim ama sen benim görev yaptığım dönemde benim altımda komutanlık yapan birisiydin. Dolayısıyla haddini, boyunu aşan cümleler sarf etme diye iki çift laf etsin. Biz de İlker Başbuğ söylediklerinde dört dörtlük samimi diyelim. Yani tamamen samimi değil şeklinde bir nitelemede yapmak istemem ama yani bunun hakkını verebilmesi için o kafayı çıkartıp olumsuz cümleler sarf eden kişilere de hadlerini bildirmeleri gerekir. Çünkü bu kişiler Fenerbahçe Ordu Evi'nde birbirleriyle şu an ben o oyunları bilmem fazla ya tavla oynuyorlar ya okey oynuyorlar.
Domino, bilmiyorum o oyunları. İşte onları oynarken bari şöyle, birilerini domino, hatırlasınlar. Şöyle birine vurduğunuz zaman hepsi birden yıkılıyor ya Ali İhsan Bey. Domino etkisi diyorlar ya, birine vuruyor. Şimdi onlardan bir tanesi vuruyor, yarısında başarısız oluyor. Sonra öbürü vuruyor, öbürü sonuna kadar gidiyor. O yüzden İlker Başbuğ vurduğu zaman var ya, hepsi dağılır diyorsun. Hepsi dağılır. Peki. Ben size söyleyeyim. Yani o domino etkisi yaratır. Vursun o zaman. Neyi bekliyor? Vuruyordur. Merak etmeyin. Biliyorsunuz vuruyordur Ali İhsan Bey. Ama şimdi bence en önemli şey Soçi. Yani şu anda mesela konuşmamız gereken hadise Soçi. Yarın Soçi'de. Öyle değil mi? Evet, Cumhurbaşkanı yani. Erdoğan ve Putin orada. Bence ne olacaksa, yani şu anda bu 34 saat mi kaldı, 33 saat mi kaldıdan daha önemli, Soçi'de Erdoğan ve Putin'in varacakları mutabakat önemli. Yani o mutabakat neticesinde biliyorsunuz Putin iki tane bir mektup yazmıştı, ikiye bölüp birisine aydınlığa göndermiş. Dün mü vardı o, cumartesi mi vardı? Birisini aydınlığa göndermiş Doğu Perinçe'ye, birisini de Erdoğan'a. Birisini Doğu Perinçe'ye, birisini de Erdoğan'a göndermişti. Yani orada Soçi'de önereceklerine ilişkin. Baktım ben ne var diye, aklımda da bir şey kaldı mı bilmiyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğü mü diyor? Hem Putin diyor, hem Doğu Perinçek diyor. Şimdi bugün toprak de... Toprak bütünlüğü noktasında zaten Türkiye'nin en başından beri herhangi bir itirazı yok. Sadece belki Soçi'deki görüşmeler neticesinde şu çözüme kavuşacak. Amerika eğer orada sahadan çekilecekse, o bile daha net belli değil, çekilecekse yerini Rusya'ya bırakacak mı, bırakmayacak mı? Rusya acaba orada PYD'yi, PKK'yı koruma altına alacak mı, almayacak mı? O belki tartışılacak. Hangi eylemler PKK'yı koruma altına alma anlamına gelir? Rejim askerleri işte ne yapıyorlar? Kobani'ye girmek üzere diyorlar. Veyahut da Münbiç'e girdi diyorlar. Ya kardeşim sen bir yıldır, bir buçuk yıldır, yani Suriye'deki iç kavganın başladığı tarihlere gitmiyorum. Son bir yıldır Türkiye'nin oraya harekat düzenlemek için Amerikan askerleriyle birlikte devriye attığı tarihlerden bahsediyorum. Bir yıldır girmemişsin Münbiç'e. Şimdi tam harekete geçtiğimiz tarihte lop kafayı çıkartıyorsun, atlıyorsun oraya. Askerlerimi yolladım ben rejim olarak Suriye'ye, resmi gücü olarak ben orada askerlerimi bulunduruyorum diyorsun. Burada sen Amerika'nın bıraktığı boşluğu doldurmak için mi varsın? Sırf sizin itirazınız Türkiye'nin bölgede sağlamak istediği güvenliği engellemek mi? Yoksa başka bir derdiniz yok mu sizin diye bizim de soru sorma hakkımız doğuyor. Şimdi Putin de yapacağı şey Kobani'de kafayı çıkartıyor, Münbiç'te kafayı çıkartıyor. Acaba Türkiye'yi nasıl engelleriz diye. Ya siz Amerika'yla kanlı bıçaklısınız Rusya olarak. Ama şimdi Amerika'nın çekildiği yerde bırak da Türkiye bir şekilde Amerika'nın da itibarını sarsacak şekilde gücünü göstersin. Hayır diyorlar. Bu sefer ikiz kardeş oluyorlar. Kanlı bıçaklı olan iki devlet, Amerika ile Rusya, ikiz kardeş olarak karşımıza çıkıyorlar. Amerika boşaltıyor, Rusya dolduruyor. Rusya boşaltıyor, Amerika dolduruyor. Evet, dolduruyor ama inşallah en sonunda Suriye'nin toprak bütünlüğü korunur. Bu arada dünkü yayına ikinci kez atıf yapacağım. Çok ilginç bir cümle daha etti. Suriye'nin tamamında şu anda 3-5 milyonu geçmeyen bir insan topluluğu var dedi. Yani bana yani 20-25 milyonluk bir Suriye'den 5 milyona indiyse 20 milyon yok, hani ama öyle. Yani kedi ciğer hikayesi. Suudi Arabistan kaç kişi aldı? Yani bir kişi bile almadı diyeceğim, abartacağım. Hı hı. Mısır kaç kişi aldı? Biraz Ürdün'de var deniliyor. Türkiye'de 4 milyon var. Hı hı. Almanya kaç kişi aldı veya Fransa kaç kişi aldı? Toplayın hepsini. Türkiye en fazla alan 4 milyon. 18 milyonu şu anda Suriye'de değil diyor. Yani nerede? Şimdi nerede? Gibi bir soru işareti doğuyor. Tabii o zaman acaba Türkiye'deki... Parası olanlara birisinin almasına gerek yok zaten Ali İhsan Bey. Parası olan gitti zaten.
Yani parası olan o kadar insanın, yani 17 milyonun 4 milyonun benim tahminim parası olan işte 400-500 bin kişidir ki görüyoruz zaten İstanbul sokaklarında. 4 milyon da şeyde dedi, İdlib'de dedi, 3,5-4 milyona yakın. Suriye'nin içinde saymıyorsa İdlib'i. Ama işte orada şu, yani nihayetinde Şam'ın kontrolü altındaki bölgede ya da PKK'nın kontrolü altında olan bölgede. Bu anlamda söylüyorsa. Yani Soçi dediğiniz şey, Soçi diyorum. İdlib dediğiniz yer küçücük bir kasabayken yani 3,5 milyonluk insan yoğunluğuna dönüşmüş durumda. Yani o da aslında rejimin hakimiyeti ve şu anda da Türkiye sınırı tuttuğu için, Hatay sınırını tuttuğu için yani geçişe izin verse o 3,5 milyon da orada kalmayacak aslında ki. Yine dün söylenilen bir şey, biz bu Barış Pınarı Harekatı bölgesine gözler çevrilmiş olmasına rağmen aslında İdlib'de halen rejim güçleri, Esad'ın adamları ve Rus güçleri İdlib'i vurmaya devam ediyor. Top atışlarıyla vurmaya devam ediyor diye bilgiler de ki, Tayyip Erdoğan işte yine Rusya'ya gitmişti. İran Cumhurbaşkanı'nda olduğu bir toplantıda güya İdlib'e operasyon yapılmaması için son dakikada onlardan söz almıştı. Ama maalesef işte geldiğimiz noktada yine İdlib'i vurmaya, ihanet etmeye yine devam ediyoruz. Evet, bir taşla 10 kuş vurduk. Ali İhsan Bey, gelmeyeceğim, merak etmeyin. Haydarpaşa'ya gelmeyeceğim. Yani bir taşla hazırım, Haydarpaşa'ya da hazırım. Ya, öyle hazırım. Türkiye daha Sülün Osman'ın ne marifetlerini öğrenecek. Hazırız biz, hazırız. Haydarpaşa'ya gelmeyeceğim. Bir taşla 10 kuş vurduk. Oyun, ben burada çünkü söyledim. Çok güzel bir eylem adı. Haydarpaşa direniyor. Ben burada söylediğim üzerinden 10 gün geçti. Beni iktidar izlemiyor. Beni muhalefet izliyor Ali İhsan Bey. Ne yapayım? Beni devlet güçleri izlemiyor. Terör örgütleri izliyor. Beni ya siz Cumhurbaşkanı'nın oğlusunuz Ali İhsan Bey. Cumhurbaşkanı'nın oğlusunuz. Bakın, siz Ali İhsan Bey'in oğlu bile olsanız yapmazsınız böyle şeyler. Bakın ben söyleyeyim. Siz Ali İhsan Bey'in, yani siz Fatih Dağıstanlı'nın oğlu olsanız ya benim babama zarar verebilir diye girmezsiniz. Girer nedir misin? O zarar? Ha? Zarar nedir? Hayır. Adam 100 bin lira veriyor, öbürüsü 300 bin lira veriyor. Ekrem diyor ki ben alacağım diyor. İhaleler şeffaf olsun diyen adam şimdi çıkmış diyor ki ben 100 bin liraya ben alacağım diyor. 300 bin lira veren almasın diyor. Bir taşla 10 kuş vurduk. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Nerede konuşmuş bunu? Mevlüt Çavuşoğlu dün itibariyle bilmiyorum. Sabahleyin de bir açıklamaları vardı ama dünkü hayır yani bu konuşmayı şeyde birinci sayfada göremedim ben onu da. Tabii birinci sayfada olacak. Yani bir basın toplantısı değil herhalde. Birden çok konuşmalar oluyor. Sabahleyin de canlı olarak televizyonlar veriyorlardı. Biz programa çıkmadan önce. Kanal 7'de. Kanal 7'de katıldı. Başkent Kulisi programında. Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunarak. Artık biz Hacı Yakışıklı'dan da bekliyoruz Ali İhsan Bey. Bak, Kanal 7'de Başkent Kulüsü programında Mevlüt Çavuşoğlu konuşmuş. Artık biliyorsunuz Hacı Yakışıklı, daha önce söylemiştik, Akit Medya Grubu'nun Ankara temsilcisi olduğu için artık bakanları Akit'in Ankara bürosunda canlı yayında Başkent Kulüsü olur ya da başka bir isim fark etmez görmek istiyoruz. Bakın, bir taşla 10 kuş vurduk diye oyunu bozduk ve Kanal 7'de konuşmuş Mevlüt Çavuşoğlu. Doğru tespitleri var. Yani bütün çıplaklığıyla yaşanılan şeyleri tekrar tekrar Mevlüt Çavuşoğlu hatırlatıyor. Başında ne oldu, ne sözler verildi, sonrasında ne ikircikli tavırlar sergilendi ve bugün geldiğimiz noktada neleri aldık ki bir kara propaganda da yapılıyor. Amerika'nın isteğiyle işte dar bir alanda bizim hakimiyetimiz kabul edildi. Aslında 435 kilometrenin tamamında kabul edilmedi gibi algı oluşturuluyor. Veyahut da Kobani üzerinden, Münbiç üzerinden konuşmalar yapılıyor. Münbiç'le ilgili özellikle tarih verdi sabahleyin Mevlüt Çavuşoğlu. Dedi ki tam bir sene önce bize söz verdiler. Dediler ki 30 gün, 60 günlük süre içerisinde, en geç 3 ay içerisinde burada sizin askeri gücünüz bulunacak
veya en azından bu terör örgütünün mensupları buradan çıkartılacak diye Amerika'nın bize sözü var. Bunun üzerinden tam bir yıldan fazla zaman geçti. Hala biz başladığımız noktadayız. Artık boğazımıza geldi ve operasyonu başlattık dedi. Şimdi bu tarihlerin verilmesi, o sözlerin hatırlatılması önemli ki biz eski Türkiye'de böyle Dışişleri Bakanı, başbakanlar vesaire bakanlar böyle çıkıp da yabancı devletlerin verdikleri sözleri yüzüne yüzüne vuran bir politika hiç görmüyorduk. Sağ olsun Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere hem diplomasideki temsilcilerimiz hem de en başta da tabii Cumhurbaşkanı. Yani Tayyip Erdoğan çıkıp... Ne diyor Donald Trump'ın? İkisini kafa kafaya tokuşturduk, biraz kavga ettirdik, sonra gittik, ayırdık cümlesine ne diyor Mevlüt Çavuşoğlu? Ali İhsan, valla Tayyip Bey verdi, Tayyip Bey verdi bakın cevabı. Ne diyor? Yazdık bir kenara, günü geldiğinde veririz. Şimdi siz... Ha benim gibi yapıyor yani, kızma ödeş mi? Ama yani siz olaya bir bakın. Adam diyor ki... Akıllı ol diyor. Harekata falan hayır, başlama ondan diyor. Bahsetmiyorum. Sonra bir konuşma. Sonrasını da, söylüyorsun sonra ama işte yani işin başını ki, söylemezseniz. Kavga ettirdim. Önce kavga ettirdim. İşte bu, yani bir bu, devlet bu de şuna pek benziyor. Üzüme yetişememiş. Onlar doruk daha demiş. Yetişemediği üzüme. Şimdi Trump da önce diyor ki akıllı ol, girme oraya diyor. Türkiye giriyor. Girdikten sonra da bu sefer dönüyor diyor ki ya ben bıraktım onlara biraz kavga etsinler. Sonra ben düzeltirim işi diyor. Aynı yetişemediği üzüme doruk denilmesindeki gibi bir her olaya karşı kendisini rahatlatan bir açıklamayla karşımıza çıkıyor Trump. Evet çıkıyor. Bakın burada da var. Sözcü gazetesinin altında bir haber var. Petrolü diyor korumaya aldık. Merak etmeyin. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bile biz diyor petrolü satmaya devam edeceğiz. O bölgedeki. Çünkü ben burada yayında söyledim biliyorsunuz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bölgesinde bile halen PKK'dan, PYD'den gelen petrol satılıyor. Ali İhsan Bey. Petrol satılıyor. Dedim bunu değil mi? Çünkü petrolün gelirleri PKK'lılara, PYD'lilere, terör örgütlerine gidiyor. Siz hazine yardımından bahsediyorsunuz. Adam petrolün başına parayı veren düdüğü çalar Ali İhsan Bey. Aynı parayı... şey yani burada bizim hazine hazır parayı vermemiz. O hiç olmasın petrolü çıkartıyor, getiriyor, veriyor vesaire vesaire. Yarın öbür gün göreceğiz bakalım. Eğer o PYD'liler daha güneyde bir yere yollandıktan sonra bakalım o petrol koruma altında mıymış değil miymiş göreceğiz önümüzdeki günlerde. Şunun evet şurasında iki gün kaldı. Evet gelelim mor çeteye. Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? 3 dakikamız var sağ olun arkadaşlar. Şimdi mor çete kürtaj cinayetini savunuyor. Mor çete... bu arada Ersan Ergürür'ün de bir değerlendirmesi var. Türkiye artık oyun kuran ülke. Bence bu cümle de yanlış Ali İhsan Bey. Türkiye artık oyun kuran ülke değil. Türkiye artık oyun bozan ülke. Biz artık oyun bozuyoruz. Kurmayı daha beceremiyoruz. Ama oyun bozuyoruz. Bakın benim de cümlem bu. Ersan komutanım canı sıkılmasın. Türkiye oyun kuramıyor. Ama oyunu bozuyor. Biz oyunu bozduk. Onu söyleyeyim. Ama oyun kurma noktasına gelebilecek miyiz? Oyunun bozulması da bir başka oyundur zaten. O anlamda da bir oyun kurulmuş anlamına gelir. Yani Amerika'nın kurduğu oyunu bozuyorsanız o bambaşka bir oyundur zaten. Yani başlı başına bir oyundur. Amerika bir oyun hazırlıyor da diyor ki burayı biz PYD'ye vereceğiz. Terör örgütünü kuracağız. İsrail de diyor ki aa çok güzel diyor. Biz tamam oradan zaten Dicle Fırat'a kadar bir planımız, hesabımız vardı. Kutsal kitabımızda da yazılıdır bu diyor. Gayet güzel diyor. Destekliyor. Ama Türkiye hayır böyle bir oyuna ben imza atmam, izin de vermem dediği anda yepyeni bir oyunu da kurgulamış oluyorsunuz. Evet. Mor çete kürtaj cinayetini savunuyor. Bu haber de ilginç haberlerden birisi. Aslında bıraksak bunlar kürtaj yaptırsalar ne olur Ali İhsan Bey? Ya dün itibariyle işte. Yani çünkü çok güzel bir haber hazırlanmış. İçine de baktım ben haberin. Yani hakikaten dinimizin şeyleri ne, zorunlulukları ne, ne zamana kadar alınabilir, alınamaz, bütün bunlarla ilgili güzel bir haber var. Bırakalım bunlar istiyorlarsa gitsinler.
hiç olmasa bunlardan... Ama yani onların istedikleri şey herhangi bir süreye de tabi olmaksızın, tamam, ve herhangi bir şekilde eşler arasında bir ortak karar da olmaksızın. Yani İslam'ın verdiği cevaz bir süreye bağlı. Yani 15 günlük, 20 günlük bir süreç içerisinde belki olabilir. Ki tavsiye edilen de kesinlikle kürtajın olmaması şeklinde. Ama bir sağlık sebebi veya bir başka sebeple eğer kürtaj düşünülüyorsa, bir kere İslam dininde onun bir süresi var. Bir de karşılıklı olarak iki tarafın da rızasının uyuşması gerekir. Bugünkü sistemde de, bugünkü mer'i kanunlarda da karı kocanın birlikte karar alması gerekir. Ama bu mor çeteye sorduğunuz zaman kadın kadına aittir. Kadının bedeni kadınındır. Dolayısıyla kadının vücudundaki o cenin de ona ait bir şeydir. Dolayısıyla bunun kürtajının da hak kararını verecek olan sadece tek başına kadındır diyorlar. Kadındır diyorlar. Burada aslında da... kadındır diyenler hepsi, bütün kadınlar aynı Ali İhsan Bey. Bunun farkısı yok. Yani bunun sosyal demokratı, milliyetçisi, muhafazakarı, hepsi feminist diyeceğim. Şimdi yayının bitti yayın Ali İhsan Bey. Feminist diyeceğim. Şimdi hepsi, her kadın feministtir Ali İhsan Bey. Her kadın feministtir. O yüzden Cuma... Sema Maraşlı için öyle demiyorsunuz yani. Kapıya geliyorlar. Heh. Sema Maraşlı'nın söylemi için. Kucaklaşmak için gelmişler Ali İhsan Bey. Dayak atmak için gelmişler diye biz istihbarat aldık ama. İşte böyle. Siz... Bazen dayak atmak için geliyorlar gibi, aslında kucaklaşmak için gelirler. Ben size söyleyeyim. Her kadın feministtir. Bunun başı kapalısı, başı açığı yoktur. Her kadın önce kadını kutsar. Yani kendini kutsar. Sonra erkeği kutsar. Biz erkekler de kadını kutsarız. Bakmayın siz. Yani önce anamız, cennet analarımızın ayaklarının altında deriz aslında. O yüzden hepimiz feministiz Ali İhsan Bey. Diyeceğim ben, siz şey yapmayın, yarına pas atın. Cevap vermeyelim. Yarına pas atın. Yarına bırakalım peki. Yarın buluşmak ümidiyle inşallah.